Efendim merhabalar, Sanat 2012 ile yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Bugün bir sergi haberiyle açıyoruz programımızı. Opera Afişleri sergisi 17 Mart'tan beri Süreyya Operası'nda açık. Efendim 70 yıldır Türkiye'de sahnelenen operaların tümüne yakın afişlerini görebileceğiniz sergi 21 Nisan'a kadar Süreyya Operası'nda olacak diyoruz. Ve Sanat 2012'ye bu haberimizin de dahil olduğu haber turuyla başlıyoruz efendim. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, sanatseverlere özel bir sergiyle Türk opera tarihi yolculuğuna çıkarıyor. Süreyya Operası'nda açılan opera afişleri sergisinde, Türkiye'de oynanan opera eserlerinin afişleri ilk kez sergileniyor. 1941 yılında ilk temsilini veren Türk opera topluluğunun 70 yıllık repertuarını bir araya getirerek gün yüzüne çıkaran sergi, İstanbul'un ardından başka şehirlerde de dolaşacak. Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Şehir Operası, İzmir Devlet Operası'nın yanı sıra Mersin, Antalya ve Samsun operalarının afişlerine de yer veren sergi 21 Nisan'a kadar görülebilir. Ülkeden 110 film, 40 seans, 11 söyleşiyle sinema dünyasından 21 konuğun yer alacağı Akbank 8. Kısa Film Festivali bugün başlıyor. Festivalin uluslararası bölümünde bu yıl Türkiye dışında çok sayıda ülkeden kısa filmlerin yanı sıra Cannes, Rotterdam, Berlin gibi dünyanın saygın festivallerinde gösterilen ve ödül alan kısa filmler de sinema severlerle buluşacak. Festival kapsamında düzenlenecek kısa film yarışmasında birinci seçilen en iyi kurmaca ve en iyi belgesel filmin yönetmenleri 8 bin lirayla ödüllendirilecek. Sharon Van Etten yeni albümü Trump'ın ilk video klibini Leonard adlı şarkıya çekti. Sanatçının kendi çektiği görüntülerden oluşan ve yönetmen koltuğunda bu kez Sam Zeman'ın oturduğu klip izleyenleri kaleidoskopik bir gezintiye çıkarıyor. The National'dan Aaron Dessner'ın prodüktörlüğünü yaptığı Tramp albümü, Brooklyn'li sanatçının 3. stüdyo çalışması olma özelliği taşıyor. Zach Condon, Matt Barrick, Thomas Barlett ve Aaron Dessner ise albüme katkıda bulunan isimler arasında. Sürrealizm akımı ve 20. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında görülen Salvador Dali'nin eserleri 23 Mart'tan itibaren Ankara CERN Modern'de. Sergi için Dali'ye ait 121 eser, İlahi Komedya, Gala ile Akşam Yemeği ve Sürrealizm İzleri adlı 3 ayrı başlıkta bir araya getirildi. Daha önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde 23 Aralık-27 Şubat tarihleri arasında İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan sergi, 3 ana başlık altında sanatçıyı ve eserlerini yakından tanımak için iyi bir fırsat sunuyor. You look terrible. Let me buy you a drink. George Stroy, beş parasız ama yakışıklı, bekar ve oldukça çekici bir askerdir. Yoksul hayatından kurtulup zengin Paris sosyetesi içine girmeye kararlı olan Stroy, bunun asilzadelerin eşlerini baştan çıkararak mümkün olduğunu keşfeder. A handsome young soldier, homesick and alone. But how could you be lonely? Başrolünde Alacakaranlık serisiyle dünya çapında ün kazanan Robert Pattinson'ı seyrettiğimiz Aşkım Benim adlı filmin entrikacı ama bir o kadar da yalnız Paris kadınlarını ise Uma Thurman, Christina Ricci ve Kristin Scott Thomas canlandırıyor. Ünlü yazar Guy de Maupassant'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmen koltuğunda ise Declan Donnellan ve Nick Ormerod oturuyor. Soldier, barely literate, you'll never amount to much. Get out of my house! Get out! Sanat 2012 tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen sizler de bize ulaşın, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr ve Facebook adresimiz tretokulsanat2011. Ve şimdi sırada bir sergi haberimiz var. Efendim son 100 yıldaki zorunlu göçleri tema alan iki kere yabancı sergisi 23 Şubat'ta İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde açıldı. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği sergide bir de Ayşe Damgacı'nın üstlendiği bir öykü videosu bulunuyor. Sergiyi sizler için görüntüledik efendim.
20. yüzyılda gerçekleşen nüfus mübadelelerini, diğer bir deyişle zorunlu göçleri tema alan iki kere yabancı sergisi 23 Şubat'ta İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde açıldı. Kendilerini ne doğdukları ne de yaşlandıkları topraklarda evlerinde hissedemeyen insanların seslerini duyurmayı amaçlayan sergi, izleyiciyi 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle başlayan Hindistan'ın bölünmesine, 2. Dünya Savaşı sonundaki Almanya zorunlu göçüne ve 1960-70 dönemindeki Kıbrıs krizine kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sergi 20. yüzyılda gerçekleşen, yani bir önceki yüzyılda gerçekleşen nüfus hareketleriyle ilgili. Ve 20. yüzyıl boyunca yerinden yurdundan edilen, başka ülkelerde yaşamaya mecbur edilen insanların toplam sayısı 45 milyon civarında. Ve süreç aslında Balkan Savaşı ile başlıyor ve yüzyıl sonuna kadar da devam ediyor. Bunlardan en önemlisi, belki de ilk büyük nüfus hareketi diyebileceğimiz nüfus mübadelesi Türkiye ile Yunanistan arasında yapılıyor. 1923'te Lozan'da ilk imzalanan anlaşmalardan bir tanesi bu. Tahmin edersiniz ki insanın doğup büyüdüğü yerlerden alınıp başka yerlere atılması çok da hicranlı bir olay, çok tatsız bir olay. Bilgi Üniversitesi'nde bir Türk-Yunan çalışmaları bölümü var. Bu dokümanterin, bu serginin, ki bu 5 olayı da ele alan, ayrı ayrı kutular kurduk herkes oturup izleyebilsin diye. Dokümanter hazırlandı. Farklı disiplinlerden eserleri bir araya getiren sergi, öncelikli olarak sözlü tanıklardan ve nadir film arşivlerinden oluşuyor. Sergi böylece ziyaretçilere bu travmatik olayları bizzat yaşayan ve hayatta kalan kişilerle yüz yüze gelme olanağı da sağlıyor. Sergide aynı zamanda yetişkinlerin ve çocukların iki kere yabancı olmaya dair düşünce ve deneyimlerini not ve resimler halinde üzerine iliştirebilecekleri bir hafıza ağacı da bulunuyor. Özellikle yani son yıllarda, son 10 yılda Türkiye'de bir geçmişi arama, geçmişi anlama, geçmişle yüzleşme süreci diye bir süreç başladı. Bu çerçevede bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir dilek ağacı diye bir şey var. Burada bir sürü mübadil ailenin çocuğu var. Onlar da kendi dedeleri, anneanneleriyle ilgili bir takım hikayeler, fotoğraflar varsa getirip asabiliyorlar. Bu da sergiyi biraz daha interaktif yapıyor. Sergi bundan sonra Atina'da halka açılacak. Mümkünse Kıbrıs'ta, belki ara bölgede açmayı düşünüyoruz. Yine mümkünse Londra'da açmayı düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'nin 20. yüzyıl başında, Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki macerasını merak edenler için çok yararlı bir sergi olduğunu düşünüyorum. Goethe Enstitüsü, Oxford Üniversitesi, Leventis Vakfı, Avrupa Birliği Kültür Programı ve daha birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen iki kere yabancı sergisi 30 Nisan tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde görülebilir. Ve efendim geldik bugünkü stüdyo konuğuma. Bugünlerde 1 Mart'tan itibaren başlamış olan Saint Michel Lisesi'nde Yaşanmış Yüzler sergisi var. Serginin sahibi, fotoğrafların sahibi Muammer Yanmaz bugünkü stüdyo konuğu. Muammer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Yaşanmış Yüzler'den başlayalım mı? Tabii ki. Pek çok çalışmanız var. Hepsini konuşmak istiyorum ama son çalışmadan başlamış olalım. Nasıl bir fikirdi Yaşanmış Yüzler? Kimler bunlar? Bunlar benim sınıf arkadaşlarım, lisedeki sınıf arkadaşlarım. Ben fotoğrafa biraz erken başladım. 16 yaşında fotoğrafçı olmaya karar vermiştim. O zaman da hemen fotoğraf çekmeye başladım. Kimleri çekeceğim tabii ki? Arkadaşlarımı çektim. Arkadaşlarımın güzel portreleri oldu. 16-17 yaşındaki halleri oldu. Sonra 25 sene geçtikten sonra aynı yerde tekrar çekmeye karar verdim kendilerini. Ve bu proje ortaya çıktı. Projenin koordinatörü var Mert Polatay. Beraber yaptık projeyi. Ve projemiz de sergileniyor şu anda lisede. Ne güzel. 31 Mart'a kadar da olduğunu duyuralım. 25 senelik bir fark. Ne tür farklılıklar oldu? Yaşanmışlıklar tabii yüzlere yansımıştır herhalde.
Ya özellikle bakışlara yansıyor. Şimdi fotoğraflarda da ben bakışları yakalamak istedim. Yoksa ayrı bir prodüksiyon yapmadım. Böyle kıyafetler aynı olsun falan gibi bir şey olmadı. Ama yüzleri, bakışları yakalamaya çalıştım. Ama biraz zor oldu. Çok kolay olmuyor. O zamanlar böyle bir masumiyet var. Benim dahil. Ben kendi fotoğrafımı aynadan çekmiştim o zaman. Tekrardan yine aynadan çektim. Çok kolay değil. Yani bir geleceğe bir bakış var. İşte o yaşların başka bir enerjisi var. Onu tutturmakta biraz zorlandım ama herhalde yine sonuçlar fena olmadı. Serginin isminden de belli aslında. Baktığımız zaman yaşanmış yüzler bir anda, hani insan 25 senede yaşadıktan sonra eminim bir şeyler yaşadıktan sonra suratında, gözlerinde, ifadesinde bir değişiklik olmuştur. Oluyor. Peki küçük bir ara verelim. Sizin çalışmalarınızdan, diğer sergilerinizden de görüntülerimiz var. Onları izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ellerinize sağlık. Peki bu kırk merakı nereden geliyor? Bütün sergilerde bir kırk var. Ben 2000 yılında itibaren projelere başladım ve yaptığım ilk proje sinema yönetmenleriydi. Sinema yönetmenleri şans eseri 40'ta kaldı sayısı. Hı. Biraz da obsesif bir tarafım var. 40'ta kalınca bundan sonraki projelerimi 40 üzerine kurayım dedim. Öyle devam etti. Bunlardan bir tanesi de 40 Haramiler. Aslında o bir oluşum galiba, değil mi? Biraz ondan da bahsedelim. Bir fotoğraf oluşumu. 2004 yılında fotoğraf dersleri vermeye başladım. İlk ders verdiğim zaman da bir grup kurmaya karar verdim. O ders verdiğim arkadaşlarımla beraber. Baktım isim olarak 40 Haramiler vardı ve bir de bana da bir rol düşüyordu. Ali Baba ve 40 Haramiler. Ben Ali Baba oldum. 40 Haramiler'i kurduk. Şu anda bir 1500-2000 kişilik bir grubumuz var. Oo, müthiş. Onlarla devam ediyorsunuz. Evet, onlarla devam ediyorum. Dikkat ediyorum. Şimdi bir süreklilik aslında sizin için galiba önemli olan. Biraz önce de aslında konuştuğumuz 40 hayat doğumuna girdiğiniz insanların hayatları boyunca o 40 kişiyi takip edeceğinizi söylediniz. Şimdi öğrencilerinizle de aynı takibi yapıyorsunuz. Bir çok süreklilikten bahsedebilir miyiz kendi sanatınız için? Evet. Benim için şey çok önemli oldu. Yani çektiğim insanları tekrar çekmek. Hı-hı. O insanların değişimleri çok etkili benim gözümde. İşte o yaşanmışlıklar falan. Onları seviyorum. Yani zamanın eşyalar ve insanlar üzerindeki etkisini çok beni etkiliyor gerçekten. Peki lise yıllarında herhalde fotoğrafta ilk tanışma. Sonradan hayatınıza girdi, mesleğiniz oldu. Şimdi onunla beraber yaşıyorsunuz. Şimdi hala da çok yakınlarınızda makine, hiçbir zaman da ayrılmıyorsunuz. Evet. Peki o ilk, size ilk etkiyi veren şey nedir? O ilk karede gördüğünüz şey ya da bu işi ben yaparım, ben bu işi bütün ömrüm boyunca yaparım dediğiniz şey nedir? Hep insanların ben yüzlerinde hikaye aradım. İlk başta da öyleydi. Zaten onlu yaşlarım biraz utangaç bir çocuk olarak geçti. Hep dışa dönüktüm bir tarafta, hep gözlemliyordum. Sonuçta fotoğraf makinesini bulduğum zaman da insanlarla benim aramda bir iletişim aracı olarak gördüm fotoğrafı. Ve o insanları yüzlerindeki hikayeyi çekip onlara verdiğim zaman, onların mutlu olduklarını gördüğüm zaman da çok gerçekten keyiflendim. Onlara verilen iyi bir, güzel bir hediyeydi benim için. Kolay mıdır peki sizin objektifinizde poz vermek ya da karşınızda sizin objektifiniz?